Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize geçelim. Asgari ücret tespit komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirdi. Ama beklenenin aksine toplantıda uzlaşma sağlanamadı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif ediyoruz, eğer kabul ederlerse imzalarız dedi. 20 gündür süren bir süreç. İşte arkadaşlar bu 3. toplantıyı yaptılar. Şimdi işte bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Biz ayın 1'inde dedik ki Türk İş 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. İşte yoksulluktur, açlıktır, bununla ilgili bizim 40 senedir de yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde Türk İş'in açlık sınırı 7.785, yoksulluk 10.000 lira. Böyle bir ifadeyle kullandık. 20 gündür Türk İş'in teklifi 7.785. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e söyledim. Şimdi komisyona söyledim. Türk İş'in resmi teklifi 9.000 lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesele içinde olmayız. Bir süredir serbest piyasada fındık fiyatı dalgalı bir şekilde devam ediyor. Öncesinde 50 liraya, 51 liraya kadar yükseldi. Sonrasında 48 liraya kadar tekrar gerilemişti. Şimdi ise yeni bir haber var. O da serbest piyasada şimdi fındık fiyatının 50 lira olması, hatta tüccarlar tarafından 55 liraya kadar çıkartılabiliyor. Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı 60 lira için nazlanıyor. Hasat döneminden bu yana 43-44 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatı son dönemlerde hızla yükselmişti. Bu fiyatlardan 46-48 lira aralığına çıkan serbest piyasa fiyatı şimdi de tabelalarda 50 lirayı gördü. Fındık fiyatı için sezon başından bu yana konuşulan 60 lira bandıysa şimdilik düşünülmeye başlandı. Serbest piyasadaki tabelalarda 50 lira olarak gözüken fındık fiyatı birebir görüşmede ise 55-56 liraya kadar çıkabiliyor. Tabelalara yansımayan bu fiyatı fındığını elinde tutan emanete vermeyen üretici alabiliyor. Emanette fındığı bulunan üretici ise ürünü 50 liradan satmak zorunda kalıyor. Fındık fiyatında üreticinin yeni beklentisi ise 60 lira. Fiyatın bu aralığa ne zaman çıkacağı ya da çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor. Üreticiler bunun için yeni yılı sabırsızlıkla bekliyor. 2023'te birlikte fındık fiyatlarının da artması bekleniyor. Ekranda görmüş olduğunuz güzel görüntü gibi Ordu beyaz gelinliğini giydi. Artık kış aylarına girmiş bulunmaktayız ve haliyle de kar gelmeye başladı. Sahile değil ama Ordu'nun özellikle yüksek kesimli ilçelerine, Korgan, Gürgentepe gibi ilçelerine kar yağışı vardı. Ordu'ya kış yeni geldi. 19 Aralık itibariyle Ordu'nun yüksek kesiminde bulunan birçok ilçesine kar yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Ordu'nun Kabadüz, Gürgentepe, Akkuş, Korgan ve Çamaş gibi birçok ilçesinin merkezine kar yağdı. İlçelerin daha yüksek noktalarına yağışsa ilçe merkezlerinden daha fazla oldu. Bugüne kadar Ordu'da 10 ila 17 arasında seyreden hava sıcaklıkları kar yağan ilçelerde 0'a ve 0'ın altına, sahil şeridindeki ilçelerde ise hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kar yağan ilçelerde yaşayan Ordulularsa bu doğa olayının sevincini sosyal medyada yaşadı. Birçok kişi karın yağdığı ilk anlarda ve sonrasında ilçelerden paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyadaki paylaşımlarda Ordulardan büyük beğeni aldı. Bu soğuk hava dalgasıyla Ordu'da kar sezonu da açılmış oldu. Kış ayının geri kalan dönemlerinde Ordu'nun tümünde kar yağışının ne zaman etkili olacağıysa şimdilik bilinmiyor. Haberde de izledik. Ordu'nun özellikle yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı başladı. Pazartesi gününden itibaren Ordu soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Peki bu kar yağışı devam edecek mi? Nasıl olacak? Önümüzdeki haftalarda bizi neler bekliyor? Detaylar haberimizde. Ordu pazartesi günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte birçok ilçe beyaza büründü. İlçe merkezleri de yılın ilk kar yağışından nasibini aldı. Peki kar yağışı devam edecek mi? Önümüzdeki günler için kar yağışı bekleniyor mu? Meteorolojinin tahminlerine göre kar yağışı bu gece etkisini kaybedecek. Kar yağışı yerine yoğun sisli havaya bırakacak. Çarşamba gününden itibaren orta ve yüksek kesimlerde hava sisli olacak. Pazar gününe kadar yoğun sis beklendiğinden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Pazar günü ise Ordu'nun yaylalarında karın yeniden yağması bekleniyor. Bu kar yağışının ne kadar süreceği ise henüz meteorolojik verilerde yer almadı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Ordu'ya yapılacak dünyanın en büyük büyük dalga enerjisi santrali hakkında konuştu. Şu anda 9 yerde ölçümlerin gerçekleştirildiğini, ilk kazmanın ise bahar aylarında vurulacağını söyledi. Şu an bakın 4 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Biz burada kendi kendine yeten bir il olma çalışmasını yürütüyoruz. Burada tabii enerji de, gıda da son derece önemli. Enerjide özellikle daha evvelden bakarken yenilenebilir enerji yasasını çıkartmıştık. Ve bununla bir ilkleri başlattık. İlk defa Türkiye'de önemli bir adım atıyoruz. O da deniz dalgalarından gerçek anlamda ihtiyacı karşılayabilecek santralları kurmak. Bununla ilgili biz aşağı yukarı 3,5 senedir bir çalışma sürdürüyorduk. Türkiye'de 9 ayrı yerde ölçümler yaptık. Özellikle Ordu'da 9 yerde. Ve bununla ilgili 77 megawattlık bir potansiyeli tespit ettik. Ve ilk başta da bir 4 megawatt kurmak üzere anlaşma yaptık kendileriyle. Buradaki hem bizim kendi çalışmalarımız var hem de beraber yaptığımız çalışmalar. Dolayısıyla burada istiyoruz ki kullanılmayan bir potansiyel de deniz dalgaları. Bununla ilgili ilk ciddi adımı attık ve şimdi bu yıl içinde son görüşmelerimizi yapacağız ve ondan sonra da tabiri caizse sizin tabirinizle kazmayı vuracağız. Yani denizde bu çalışmalar 4 megawatt için çalışmalar yapacağız ama potansiyel aslında 77 megawatt ve yaptığımız çalışmada yaklaşık 150 milyon dolarlık bir çalışma. Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Yönetim Kurulu toplantısı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Bu toplantıda projede gelinen aşamalar kaydedildi. Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi kapsamında Dünya Bankası kaynaklı olarak uygulanan Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin Bölgesel Yönlendirme Kurulu toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Ordu Milletvekili Şenay Yedi-Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, belediye başkanları, bölge müdürleri, daire müdürleri ve projede görev alan uzmanlar katıldı. Projenin Ordu'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, toplantımızın amacı vatandaşların heyecanla beklediği projede ilk kazmanın vurulmasını sağlamak dedi. Bugünkü toplantıya konu olan Bolaman Valisi Havza Projesi de artık kıymetli vekilimiz Şenem Hocam'la özdeşleşti. Öncelikle bu projede emeği geçen başta Şenem Hocamıza, kıymetli vekilimize, emeği geçenlere ve perde arkasındaki çok değerli arkadaşlarımıza hepsine milletimiz adına, devletimiz adına, ordumuz adına teşekkür ediyorum. 58 milyon euro az değil. Bu proje inşallah somut olarak 2023'te ilk aylarında başlayacağız. Bu toplantıyı yapmamızın sebebi bir araya gelip artık kazmayı vurmak. Yapılacakları çünkü büyük bir heyecanla ilçelerimiz bekliyor, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız bekliyor, göre insanımız bekliyor. Bu projede ve diğer çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, ordumuzun değerlerine teşekkür ediyoruz.
Projeye sahip çıkıp yönetmesinden dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür eden Milletvekili Şener Yedildiz, 58 milyon avroluk yatırımın Orman Bakanlığı, DSİ, Karayolları, Tarım Teşkilatları tarafından Ordu'ya kazandırılacağını kaydetti. Bu projeye sahip çıkması çok önemli bir olay. Yani yerelde Sayın Valimizin projeye sahip çıkıp bu işi yönetmesi projenin %50 meselesidir. Onun için Sayın Valimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'da projenin Ordu'nun dörtte birini kapsayan önemli bir proje olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii burada kazandı insanlar, hani bizim halk arabasıyla amiyanı devlet işi gibi adamların bir araya geldiği bir toplantıdayız. Çok geniş bir alan ve aşağı yukarı Ordu ilinin dörtte birini kapsayan bir alan. Konuşmaların ardından proje koordinatörü İbrahim Güven tarafından bir sunum yapılarak projede bugüne kadar gelinen aşama hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı katılımcıların proje uygulamaları ile ilgili görüş, öneri, düşünce ve taleplerini dile getirmeleriyle son buldu. Soğuk havaların gelmesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte uyarılar da artık birbiri ardına gelmeye başladı. Bir uyarı da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Vatandaşlar özellikle su sayaçları ve su tesisatlarının don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi bu konuda ve neler yapılması gerektiği paylaşıldı. Tabii neler yapılması gerektiği noktasında da bulunan uyarılarda özellikle tesisatların ve sayaçların yalıtım malzemeleriyle sarılmış olması gerektiği ve herhangi bir sıkıntı yaşanmaması gerektiği ile ilgili neler yapılması gerekiyor, yapılmaması gerekiyor noktasında da özellikle ısıtıcı maddelerle bunların ısıtılmaması, donların açılmaması gerekiyor. Vatandaşlar donla karşı karşıya kaldığında da Alo 185 hattından 7/24 yardım alabiliyorlar diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Dün Ordu'da tarihi bir an yaşandı. Ünye Limanı'na ilk kruvaziyer gemi demir attı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve protokol üyeleri de bu geminin karşılamasındaydı. Tabii ki takdirler de beraberinde geldi. Ordu tarihinin en önemli günlerinden birini daha yaşadı. Evet, isyan. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla kapasitesi artırılan, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Limanı, Roro seferlerinin ardından bir ilke daha imza atarak ilk kez bir kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Yüzlerce yolcuyla gelen kruvaziyer gemisi Ordu'nun Ünye Limanı'na demir attı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve protokol üyeleri tarafından karşılanan misafirler daha sonra Ordu'nun tarihi ve doğal mekanlarını gezdi. Ünye, Fassa ve Altınordu ilçelerine turlar düzenlenirken turistler Yason, Hoynat ve Boztepe gibi birçok noktayı görme fırsatı yakaladı. Kamuoyunun beğenisini kazanan bu çalışmayla Ordu Turizm'de yeni bir kapı araladı. Ordu'da ilki gerçekleşen kruvaziyer turizmi Ordu başta olmak üzere bölge genelinde de büyük yankı uyandırdı. Öte yandan kruvaziyer gemisine misafir olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler yetkililerle birlikte gemiyi gezdi. Kaptan Köşkü'nü de ziyaret eden Başkan Güler geminin kaptanıyla bir süre sohbet etti. Bravo. Ziyarette geminin kaptanı tarafından Başkan Güler'e kruvaziyer gemisinin maketi hediye edildi. Buradayız efendim, müsaadenizle. Asturya Grande'nin maketi bu. Böylece bu vesileyle hem Türk-Rus ilişkilerinde hem de Karadeniz'deki turizmin güzel bir vesilesi oluyor.
bu hatırayı da elma alacağız ve bu güzel bir adım olacak. Bu ilişkilerin başlaması çok güzel bir vesile olacak. Ordu'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Güler, ordunun güzelliklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini vurguladı. Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ünye'de ordunun Şirin limanlarından esas Ünye burada başı çekiyor. Burada kruvaziyer turizmini başlatmış oluyoruz. Astoria Grande adlı dünyanın sayılı gemilerinden, kruvaziyerlerinden bir tanesi ile birlikte Ünye limanında bir ilki başlattık. Daha önce de Ro-Ro ticaretini başlatmıştık. Bununla ilgili lojistik çalışmalarımız sürüyor. Yakında da konteyner çalışmalarını başlatmış olacağız. Bunu yaparken çok modern bir yolcu terminalinde 25 gün gibi kısa bir zamanda gerçekleştirdik. Limanı derinleştirdik. Şimdi de kruvaziyer ilk defa ordumuza geldi. Güzel üyemizle, başkanımızla birlikte, il başkanım, ilçe başkanımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Tabii güzel bir tören oldu. Aynı zamanda Türk-Rus kültürünü ve geleneklerini burada canlandırmış olduk. Tabii bizim için mutluluğumuzun sınırı yok. Bu ilki de böyle bir yağmurlu günde hem de bir turistik bir faaliyeti başlattık. Dolayısıyla normal olarak bunlar hep yazın yapılır daha çok. Ama biz Karadeniz'de 3 ay değil 12 ay ordu, orduyu 4 mevsim yaşayın sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ünyemizin güzelliklerini, ordumuzun güzelliklerini bütün dünya bu vesileyle görmüş olacak. Bir günlük ordu ziyaretinin ardından Ünye Limanı'na dönen turistler daha sonra kruvaziyere binerek yolculuklarına devam etti. Altınordu Belediyesi Şefi Aruz programı düzenledi. Programda konuklar unutamayacakları bir akşam yaşadı. Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle Altınordu Belediyesi'nin Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği ve katılımın yoğun olduğu programda sanatseverler muhteşem bir akşam yaşadılar. Konukların dikkatli takip ettiği doçent doktor Cenan Kuvancı'nın Şebi Aruz konulu sunumunun ardından programda yer alan semazen gösterisi büyük beğeni topladı. Programda sahne alan tasavvuf musikisinin sevilen ismi Eşref Ziya Terzi, seslendirdiği Ağlama Karanfil ve Kalksam ve Dirilsem gibi sevilen eserleriyle dinleyenlerin gönüllerini mest etti. Sanatçıya hep birazdan eşlik eden izleyiciler cep telefonlarının ışıklarıyla Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde renkli görüntüler oluşturdular. Altınordululara unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı Eşref Ziya, başkan törene teşekkür etti. Ordu'da ciddi güzel bir kalabalıkla karşılaştık. Eserlerimizi hep birer ağızdan okuyan gençlerle karşılaşmak beni ayrıca duygulandırdı. Belediye başkanımıza bize bu ortamı sağladığından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Başkan törense duygu dolu bir akşam yaşadıklarını belirterek programa katılan misafirlere ve sanatçı Eşref Ziya Terzi'ye teşekkür etti. Misafirlerimiz Eşref Ziya abimize bugün duygu yüklü bu akşamı bize yaşattığı için gönülden teşekkür ediyorum. Adeta kalbimizin yıkandığını hissettim. Teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimize bu özel geceye teşrifiniz dolayısıyla tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Program Başkan Aşkın Töreni sanatçı Eşref Ziya Terzi'ye çiçek takdimi ve toplu hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu. Altınordu Belediyesi'nin kültürel etkinliklerini çok başarılı bulduklarını ve beğeniyle takip ettiklerini belirten vatandaşlar, Başkan Aşkın Töreni'ne teşekkürlerini ilettiler. Biz Giresun'dan geldik. Sırf bu program için geldik. Aşkın Töreni Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun güzel geceyi bize yaşattığı için. Eşref Ziya Terzi Bey benim gençlik yıllarım. Üniversite döneminden sürekli dinlediğim bir sanatçıydı.
Aşkın Tören Bey, gerçekten çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun binlerce kez. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören Beyefendi'nin böylesi güzel bir organizasyonu tertip etmesinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bize çok güzel bir an yaşamaya, yaşatmaya vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. Onun böyle güzel programları, organizasyonları oluyordu zaten. Buna bir yenisini daha eklemiş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Konser çok iyiydi. Benim çok sevdiğim bir sanatçıydı zaten. Sürekli dinlediğimiz gibi doğru zamanlarında da çok dinlediğim bir sanatçıydı. Aşkın Töreni de bu sanatçımızı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. Muhteşem gece. Düzenleyenlere, emek verenlere, Altınordu Belediye Başkanımız'a teşekkür ediyoruz. Bizim için Eşref Ziya çok farklı anlam ifade etti. Bu akşam bizi Eşref Ziya ile buluşturdu başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Eşref Ziya terziyi çok beğeniyoruz ve beğendik. Teşekkür ederiz. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerini belediyenin sosyal tesislerinde ağırladı. Öğrenciler hem sınav öncesi stres attı hem de Ünye'yi tanıma imkanı buldu. Ünye Belediyesi'nden öğrencileri sınav öncesi moral gezisi. Gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu projelerin yanı sıra düzenlenen toplantı ve organizasyonlarla da sık sık gençlerle bir araya geliyor. Başkan Tavlı, çeşitli illerden Ünye'ye üniversite öğrenimi için gelen öğrencileri belediye tesislerinde misafir etti. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 50'ye yakın öğrenci, son yıllarda yenilenen yüzüyle bölgenin hizmetine sunulan binicilik ve sosyal tesisleriyle Asarkaya Kent Ormanı'nda keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler binicilik ve sosyal tesislerinde ata binmenin keyfini sürerken zipline ve dev salıncakla heyecanlı anlar yaşadı. Eğlenceli saatlerin ardından öğrenciler, sonbaharın izlerini taşıyan Asarkaya Kent Ormanı'nda stresten uzak bir gün geçirdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, Asarkaya Kent Ormanı'nda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Doyasıya bir gün geçirdiklerini belirten üniversite öğrencileri Başkan Tavla'ya teşekkür etti. İçin çok güzel bir şeydi. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bayağı eğlenceliydi. Çok eğlendik. Güzel bir gündü. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla hep birlikte eğlendik. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrardan teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulubey ilçesine 42 milyon liralık ulaşım yatırımı yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in ulaşım hamlesi Ulubey ilçesinin çehresini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 2019-2022 yılları arasında ilçe genelindeki 87 kilometre yolu asfaltla buluşturdu. İlçede 87 kilometre asfalt yol, 32 kilometre yeni yol açma, 319 kilometre stabilize, 680 kilometre reglaj, 598 kilometre hendek temizliği, 9748 ton asfalt yama, 1504 metre yağmur suyu, 98 metre menfez, 8590 metre küp taş duvar çalışmasına imza atıldı. İlçe merkezinde mahalle ve grup yollarında başlatılan ulaşım seferberliği sonrası yılların kangren olmuş sorunları da bir bir çözüme kavuştu. 2019-2022 yılları arasında Ulubey ilçesine 42 milyon liralık rekor ulaşım yatırımı yapıldı. Ulubey ilçesinde Fındıklı Doğulu Mahalle Yolu, Yeni Sayaca Mahalle Yolu, Durak, Kıran Yağmur, Güvenköy, Belenyurt, Koşaca Mahalleleri Dereyolu bağlantısı, Çağlayan Mahalle Yolu, Cevizlik Mahalle Yolu, Çağlayan Mahallesi Hoşgeli Mevki, Merkez Mahallesi,
Akpınar Tarım Binası, Çayırazı Sokak, Beziganoğlu Caddesi, Hamide Özay Caddesi, Yahya Arcan Sokak, Aydınlar Mahallesi, Belenyurt Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. İlçede Ohtamış Mahallesi ve Kaşıkol Mevki, Yeni Mahalle, Yolbaşı, Kumanlar, Kalacak Bağlantı Yolu, Yukarı Kızılen Mahalle Yolu, Hocaoğlu Mahallesi, Uzun Mahmut Mahalle Yolu, Durak Mahallesi Evrek Mevki, Hocaoğlu Bağlantı Yolu, Koşaca Belenyurt Bağlantısı, Refaiye Mahalle Yolu, Ohtamış Mahalle Yolu, Kıran Yağmur Durak Çukur Mahallesi Bağlantı Yolu, Koşaca Belenyurt Bağlantı Yolu, Kirazlık Mahalle Yolu, Yeni Sayaca Mahalle Yoluyla Güvenyurt Mahalle Yollarında asfalt çalışması yapıldı. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve İl Teşkilatı Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen'e ziyaret gerçekleştirdi. Gündemde dezenformasyon yasası vardı. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve İl Teşkilatı 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Bugün AK Parti İl Başkanımız Sayın Halit Tomakin ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlar bizleri ziyarete geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gündemlerinde dezenformasyon yasası vardı. 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen yaptığı konuşmada dezenformasyon yasası beklediğimiz bir yasaydı dedi. Günümüzde basınla ilgili yeni yasa ve gelişmeler bir süredir gündemimizi meşgul ediyordu. Tabii tam anlamıyla Türkiye'de basının oturması için yasal düzenlere bir yasal düzenleme ihtiyaç olduğunu biz her zaman söylüyorduk. Ancak kervan yolda düzülür misali biz dezenformasyon yasası adı altında gelen yeni düzenlemenin büyük bölümünü kabul ediyoruz. İstediğimiz şeylerdi. Yapılan düzenlemelerin öncelikle medyamızın tamamına hayırlı olmasını diliyoruz. Erişen sosyal medya alanına gelmesi gereken bir yasaydı diyerek doğru haberciliğe dikkat çekti. Bu sosyal medya alanına ciddi bir düzenleme gelmesi lazımdı. Bu hem kurumlar için hem kişiler için hem de siyasetin her taraf için tehlikeli bir mecraydı. Dolayısıyla buna gelecek düzen bir kere bu sektörde doğru iş yapanları, gerçek iş yapanları ayırmış oluyor. Başkan Erişen, yerel televizyonlarla ilgili yeni çalışmaların yapılmasını istediklerini de kaydetti. Önümüzde yapılacak yeni düzenlemeler var. Bunlarla ilgili de beklentilerimizi biliyorlar. Özellikle özel yerel televizyonlarımızla ilgili bunların da yakın sürede çıkacağına inanıyoruz. Başkan Tomakin'in hedefinde de dezenformasyona sebep olanlar vardı. İstiyoruz ki ülkemizde bu işi hakkıyla yapan kardeşlerimizin özlük hakları korunsun dedi. İktidar olarak da basının yanında olduklarını vurguladı. Önüne gelen klavye üzerinden bir yerleri dizayn ettiğini düşünerek size, bize, herkese, insanlığa zarar verebiliyordu. Sizler de bunu bazen basınımızın bazı birimleri işte gelen zannımıza göre, haberlere göre, duyumlara göre gibi haliyle dezenformasyon adı zaten. Böyle bir ortam oluşuyordu ki buna mahal vermeme adına gelişmiş batı toplumlarında hak ve özgürlükler, basının hakkı özgürlüğü neyse istiyoruz ki Türkiye'de bu alanda iştigal eden kardeşlerimiz özlük haklarından tutun da haber yapma, haberi taşıma hakları noktasında ne gerekiyorsa onların da olsun istedik. Bu manada dediğiniz gibi kervanı yolda düzeltilir misali varsa eksiğimiz kanunun içinde eksikler varsa biliyorsunuz kanundan güç alarak yönetmelikler yayınlanabiliyor. Bu manada eksiklerimizi de görerek, yerinde tespit ederek hem hayırlı olsun deme amacıyla buradayız. Bizleri kabul ettiğiniz için, ağırladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte domuz tehlikesi de ortaya çıktı. Uzmanlar domuzlara karşı uyardı. Domuz avındayız. Görüyorsunuz en az 20 tane var. Kar yağışıyla birlikte Ordu'nun bazı ilçeleri beyaz gelinliğini giydi. Bu durum akıllara Ordu'da özellikle pandemi döneminde artan domuz popülasyonunu getirdi. Geçtiğimiz aylarda Altınordu Boztepe'de bir çocuğa ve annesine saldıran domuzlar kış döneminde daha da tehlikeli olabiliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 52 Avcılar Kulübü Başkanı Serhat Çelebioğlu, karla birlikte domuzların şehir merkezlerine ve sahil kesme doğru ineceğini kaydetti. Yükseklere havanın soğuması, kar yağışı popülasyonu aşağıya, domuz popülasyonunu biraz daha aşağıya doğru sürükleyecek ve bizim şehir çevresindeki köylerimiz, özellikle vatandaşlarımız biraz daha domuzlardan etkilenebilir duruma gelecek. Çelebioğlu özellikle vatandaşların kırsalda ve bahçelerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Geçmişte de yaşadığımız olayları dikkate alarak nasıl insanlara saldırdı, ne yaptı, yakın zamanda Boztepe vesaire gibi yerlerde olan işlerin başa gelmemesi için insanlarımızın biraz daha temkinli olmasını öneriyoruz. Çünkü artık kış geldi. Hayvanlar da yavaş yavaş yüksekte yem bulamadıkça aşağıya, açık alanlara doğru inecek. Bu noktada bağda bahçede dolaşan insanlarımızı bir kez daha uyaralım. Mutlaka tedbirli olsunlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Samsam adlı çocuk filmini miniklerle buluşturdu. Minikler sinema keyfinin tadını çıkardı. Minikler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterime sunulan Samsam çocuk filmiyle sinema keyfinin tadını çıkardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan programlarla ordular kültür sanatla dolu bir ay geçiriyor. Filmlerden söyleşilere, konserlerden belgesellere, her kesime hitap eden etkinlikler orduların beğenisine sunuluyor. Bu kapsamda gösterimi yapılan Samsam adlı çocuk sineması, Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda miniklerle buluşturuldu. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar mısır ve meyve suyu eşliğinde filmi ilgiyle izledi. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikten aileler son derece memnun olduklarını ifade etti. Şimdi gayet güzel oluyor hafta sonlarımız için. Onlar da beğenerek izliyorlar. Yani böyle bir etkinlikten olması gayet güzel bir şey. Güzel bir etkinlik. Her zaman yani belediyenin bunu yapmasını, çocukları mutlu etmesini isteriz yani. Ordu'da tek yumurta ikizleri bacanak oldu. Düğün çifte bir şekilde oldu ve bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu. Ordu'da tek yumurta ikizlerinden Gökhan Yıldırım Melike Gündüz'le, Okan Yıldırım'sa Melek Gündüz'le evlendi. Altınordu ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Okan Yıldırım, yaklaşık 7 ay önce Melek Gündüz'le tanıştı. Yaklaşık bir ay sonra da Okan'ın tek yumurta ikizi Gökhan Yıldırım da Melek'in ablası Melike Gündüz'le görüşmeye başladı. Gençler bir süre sonra evlenmeye karar verdi. İlçedeki salonda düzenlenen düğün töreniyle Okan Yıldırım'la Melek Gündüz, Gökhan Yıldırım'la da Melike Gündüz evlendi. Bir düğün salonunda çifte düğün düzenlendi. Düğünde çiftlerin mutlulukları gözlerinden okunurken hem gelinler hem de ikiz damatlar aynı anda dünya evine girdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Oylama sonrası açıklama yapan Güler, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin bir değeri olduğunu söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Hakkari. Başkan Güler makamında yaptığı oylamada Anadolu Ajansı foto muhabirleriyle muhabirlerin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi. Ege Denizi, İzlanda, Nijerya.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın TOG'un ilk yolculuğu, çevre ve yaşamda Muhammed Sağcıoğan'ın Bangladeş'te hasat zamanı başlıklı fotoğraflarını seçen Güler, sporda ise Hakan Burak Altınöz'ün sevinç dalgası karesine oy verdi. Tamam, şöyle bir fotoğraf alırsın. Güler oylaması sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı gerçekten Türkiye'nin marka değerlerinden bir tanesi. Bir asırı devirmiş bir kurum. Dolayısıyla bir asırı devirdiğine göre bu halkımızın, milletimizin nazarında da güvenilir olmayı gerektiren bir özellik. Dolayısıyla çok kişilikli bir kurum olarak da yani 102 yılı deviren bir kuruma saygı duymak gerekir. Zevkle seçilmiş, anlamlı ve aynı zamanda sanat değeri yüksek resimler, mesajlar da olan resimler. Dolayısıyla bunlardan seçerken de zorluk çektik. Çünkü hem taşıdığı mesaj hem niteliği hem niceliği açısından da önemli. Bu bakımdan kendisine yakışır bir yarışma şeklinde de döndüğü için de bu da aynı zamanda bir kurumsallaşan bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Tekrar kutluyorum ben. Evet efendim, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Gökhan Gül sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.